Sonrasında herkese merhaba, ben Ebru Doğan. Haftanın son iş gününde yine birlikteyiz. Piyasalarla başlayacağız kahve molasına, yine her zamanki gibi. Borsa İstanbul'a bakacağız, dolara, euroya bakacağız ve altına bakacağız. Borsa İstanbul 100 endeksi 89.888 seviyesinde. Dolar ve euroyu da aktaralım hemen. Dolar TL 3.61, euro TL 3.90 seviyesinde. Hemen petrole de bakalım. Brent petrol $50.84. Faizlerde ise tahvil %11.44, repo %9.58. Son olarak altını aktaralım. Gram altın 144 lira 90 kuruş, çeyrek altın ise 237 lira 13 kuruştan satılıyor. Şubat ayında konut satışları 101.468 oldu. En çok konut İstanbul'da satıldı. En az konut satışı ise Hakkari'de gerçekleşti. TÜİK Şubat ayına ait konut satışları verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında Türkiye genelinde konut satışları 101.468 oldu. İstanbul 17.783 konut satışıyla en çok konutun satıldığı il oldu. Türkiye genelindeki satışların %17,5'i İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 11.274 konut satışıyla Ankara ve 6.290 konut satışıyla İzmir izledi. Konut satışının en düşük olduğu illerse Hakkari, Ardahan ve Şırnak oldu. İpotekli konut satışları Şubat ayında %27 artarak 38.676 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 azalarak 45.215 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 azalarak 1306 oldu. Yabancıya en çok konut satılan il yine İstanbul olurken ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Irak vatandaşlarına yapıldı. Kamu özel işbirliğiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri Türkiye'nin dört bir yanında açılmaya devam ediyor. Bugün de Isparta Şehir Hastanesi hizmete giriyor. Özel sektör ayağında Akfen Holding'in bulunduğu yatırımın değeri 1 milyar 150 milyon lira. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın yeni hastane ile birlikte hastaların artık daha yüksek standartlarda hizmet alacağını belirtti. PPP dediğimiz bir modelle yapılıyor şehir hastaneleri. Bu İngilizcesi Public Private Partnership, yani Türkçesi de kamu özel işbirliği şeklinde bir modelle yapıyoruz. Ve bu Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda ortaya çıkartmış olduğu bir model. Aslında Avrupa'da da sıkça uygulanan bir yatırım programı. Bunu Türkiye'ye uyarladılar ve bizleri de bu hastanelerin yatırımlarına ortak ettiler. Tabii ki buradaki bütün yatırımı özel sektör yapıyor. Malum özel sektörün hastanecilik alanındaki son yıllardaki gelişmelerine bakarsak oldukça ciddi mesafeler aldılar. Ve bu alınan mesafelerdeki bu alınan bilgi birikimiyle Sağlık Bakanlığı'nın bilgi birikimi bir araya gelip hep yeni bir otel ortaya çıkardı. Burada özel sektörün finansman gücünden istifade edilerek bu hastaneler yapılıyor. Ve yapılan bu hastaneler 25 yıllığına devlete kiralanıyor. Ve buradaki bütün sağlık hizmetlerini devlet kendisi veriyor. Onun dışındaki idari hizmetleri de Akfen olarak, yani özel sektör olarak biz yapıyoruz. Ve bunun için de devlet bize bir hizmet bedeli ödüyor. Aslında model kısaca bu şekilde tarif edilebilir. Ve burada hasta açısından, vatandaşlarımız açısından değişen hiçbir şey yok. Eski hastanelerde nasıl sağlık hizmeti alıyorlarsa, hangi ücretleri ödüyorlar ya da hiçbir şey ödemiyorlarsa burada da aynı şartlar geçerli olacak. Ve burada da değişen o anlamda hiçbir şey olmayacak. Ama çok daha yeni, çok daha modern, çok daha tabii günümüzün son teknolojinin gerektirdiği cihazlarla donatılmış. Hem teknik anlamda hem de görsel anlamda çok yeni bir hastanede hizmet almış olacaklar. Ve sağlık sorunları da çok daha kısa süre içerisinde pozitife doğru gitmeye başlayacak. Bu yönüyle gerçekten devletimizin vatandaşımıza yapmış olduğu büyük hizmetlerden biri olarak nitelemek mümkündür. Isparta Hastanesi 800 yataklı oldukça büyük bir hastanedir. Isparta Hastanesi'ndeki diğer eski devlet hastaneleri kapanarak onların sağlık personelinin buraya gelmesiyle birlikte bugünden itibaren hizmete başlamıştır. Aslında bir hafta 10 gün evvel
üzerinden taşınmalar bitti ve hastalardan nakil edildi. Ve böylelikle artık çok daha iyi bir lokasyonda, çok daha modern bir hastanede hizmet almaya başladılar. Bu yönüyle Isparta'ya hayırlı olsun demek ve Isparta'nın etrafındaki il ve ilçelere de aslında hizmet verebileceğini düşünürsek onlara da hayırlı olsun demek istiyorum ve son derece iyi bir hizmetin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Bu arada Akfen olarak biz 6,5 milyarlık bir yatırım paketi açıkladık 2017'de. Buna Mersin Limanı ile başladık. Mersin Limanı'nda çok büyük gemilerin yanaşabileceği bir yatırım yaptık ve büyük bir iskele ilavesini gerçekleştirdik. Bunu Sayın Bakanımızla birlikte geçtiğimiz aylarda Mersin'de açılışını zaten yaptık. Ve şimdi şehir hastaneleri yatırımlarımız devam ediyor. Bu 6,5 milyarlık paketimizin içerisinde aşağı yukarı 3,6 milyarlık bir paketi şehir hastaneleri kapsıyor. Ondan sonra da enerji yatırımlarımız devreye giriyor. 2017 içerisinde bütün bu paralar harcanacak. Isparta Hastanesi de bitti zaten. Onun yatırımı da gerçekleşti. Ve böylelikle biten yeni yatırımlarımızı da tek tek anons edeceğiz. Biz de bu yatırım kervanında en fazla Türkiye'de yatırım yapan gruplar arasına girmekten mutluluk duyuyoruz doğrusu. İstanbul Kalkınma Ajansı bu yıl 99 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. 100 milyon liralık kaynak ayrılan projelerin detaylarını İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Vasip Şahin anlattı. Bugüne kadar 710 projeye imza atan İstanbul Kalkınma Ajansı 2017 yılında da büyük ölçekli projelere odaklandı. 99 proje için 100 milyon liralık kaynak ayrıldı. Kentin geleceğine yön vermesi hedeflenen projelerin detaylarını İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vali Vasip Şahin düzenlenen basın toplantısında anlattı. Bu anlamda biz İstanbul'un çözüm merkezi olmak istiyoruz. Bunu da buradaki yönetim kurulu arkadaşlarımızın gayretleri, çalışanlarımızın özverileriyle gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın dikkat çeken projelerinden biri de yabancı yatırımcıya doğrudan hizmetin başlatılıyor olması. Bu ofiste İstanbul'a gelen yabancı yatırımcı 7 kamu kuruluşundaki işlemlerin başvurusunu, takibini ve sonuçlandırılmasını görevli personel aracılığıyla gerçekleştirecek. Yani yatırımcı, özellikle yabancı yatırımcı tek tek bütün kurumlara gitme, zaman kaybetme ve prosedürel bir takım tıkanıklarla karşı karşıya kalma gibi sorunlarla yaşamamasına biz çalışıyoruz ve bunu önlemeye çalışıyoruz. Vali Şahin istihdama da dikkat çekti. Yeni istihdam alanları oluşturduklarını belirtti. İstihdama yönelik de çalışmalar yürütülmektedir. İş bulmakta problem yaşayan hemen her kesime destek verdiğimiz gibi girişimcilere verdiğimiz desteklerle yeni girişimlerin önünü açıyor, istihdam alanları yaratıyoruz. Amerika ve İngiltere'nin İstanbul'dan kalkan uçaklarda elektronik cihaz yasağı getirmesine tepkiler büyüyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar da yasağa tepki gösteren isimlerden biri oldu. Çağlar'a göre hedef Türkiye'nin büyük projeleri ve Türk Hava Yolları. Çok saçma bir karar geldi bize açıkçası. Bunun altında birçok argüman olabilir. İşte Türk Hava Yolları'nın büyüyen bir hava yolu olması. Keza bununla birlikte Emirates'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin havayolu şirketi, yine dünyada en hızlı büyüyen şirketlerden bir tanesi. Qatar Airways gene büyüyen şirketlerden bir tanesi. Biz dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Dubai'deki havalimanı Orta Doğu'nun bir hub'ı olmuş vaziyette. Müthiş, yani çok fazla uçuş var. Bunları engelleme amaçlı olabilir diye düşünüyoruz ama bu kimin kararı? Komik bir karar. Eğer ki İstanbul'da güven yok, İstanbul üzerinden uçuş yapılmasın, bunu engellemek, bununla birlikte kendi havayolunuzu güçlendirmek falan istiyorsanız, Londra'da olan hadise, üzücü bir hadise orada oldu. Yani bunlar dünyanın, bu terör olayları her yerinde olabiliyor. Biz Türk Hava Yolları bunu aşar, aşacağına inanıyorum ben Türk Hava Yolları'nın bunu. Dağıtır, bilgisayar dağıtır uçakta bütün müşterilerine, inerken toplar, gene yapar. Zaten şu anda belli uçaklarında Türk Hava Yolları veriyor. İnternet bağlantısı da var uzun uçuşlarda, uçaklarında. Türk Hava Yolları bunu aşar.
Aşar bu da bu işi uygulayan Amerika ve İngiltere'nin ayıbı olarak tarihe geçer. Kahve molası burada sona eriyor. Herkese mutlu hafta sonları. Hoşça kalın.